tahsebuhum cemiyan. Sen onlara bakıp da onları birlik beraberlik içerisinde olduğunu zannetme. Ve gulubuhum şetta. Onların kalpleri darmadağındır. Birbirlerine kin ve nefret doludurlar. Şimdi gelmiş İsrail, Amerika senin yanındayız diyor. Fransa senin yanındayız diyor. Almanya senin yanındayız diyor. Hollanda senin yanındayız diyor. Ukrayna senin yanındayız diyor. Baktığımız zaman Avrupa'nın bütün ülkeleri ne yapıyor? Ey İsrail, vurmaya devam et, öldürmeye devam et. Biz senin yanındayız diyor. Dışta bir beraberlik görüyoruz. Ancak kalpleri birbirlerine kin ve nefret dolu. Yani bir fırsatı buldukları zaman birbirlerini yiyecekler pozisyonda. İşte Rabbimiz düşmanlarımızı bize hatırlatıyor. Dolayısıyla onların bu birliği, beraberliği geçicidir. Menfaat temeline dayalıdır. Dolayısıyla ey Müslümanlar, sizin birliğiniz Allah için olmalı. Sizin beraberliğiniz Allah için olmalı. Sizin beraberliğiniz Kur'an eksenli olmalı. Sizin beraberliğiniz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem eksenli olmalı. Sizin beraberliğiniz Mescid-i Aksa, Kudüs, mazlumlar eksenli olmalı ki o zaman düşmana karşı galip gelebilirsiniz. Dolayısıyla düşmanın gücü kuvveti olduğundan dolayı bu zulmü, efendim, bu ezmeyi, bu emperyalistçe, bu yayılmacı, bu işgalci, bu soykırımı yapmıyor. Niye yapıyor? Çünkü Müslümanların zayıf olmasından istifade ediyor. Cesareti buradan alıyor. Biz partilere bölünmüşüz. O partiden bu partiyi sevmiyor. O cemaatten bu cemaati sevmiyor. O ırktan bu ırkı sevmiyor. Yani böyle bir bölünmüşlük olduğu zaman kafir de bunu fırsata çeviriyor. Nasıl ki Müslümanlar beraber değil, nasılsa Müslümanlar birlik içerisinde değil, nasılsa Müslümanlar Kur'an'a, İslam'a göre, sünnete göre yaşamıyorlar, vurmaya devam deyip cesaret alıyorlar.